Şimdi hanımlar, dünkü döneceğiniz bile varsa, hayal edin sadece. Muzaffer Bey'in o sosyal medyada da ağır yorumlar aldın dedi. Dünkü o cümlesinden sonra, Sevim dönüyorsan dön, dönmüyorsan Esra abla sen beni biriyle evlendir cümlesinden sonra döneceğiniz varsa da döner misiniz? Peki, buyurun teker teker alalım. Kesinlikle asla dönmesin. Zaten dönerse gurursuz bir bayan derim. Ya, ve o kadar çok sevdiğini söylüyor ki bayılıyorum, ölüyorum diyorsun. Ama arkasından gelmezse evlenirim diyorsun. Sizin korkunuz yalnızlık. Ne daha yapacağım? Eşiniz... Yas mı tutacağım ömür boyu? Bir dakika dinle. Hayret bir şey işte, ya. Dinlemesini bilmiyorsunuz. Siz 10 eş değiştirirsiniz. Siz 10 eş değiştirirsiniz. Ben kırık ayakla, hani iyi günde kötü günde diyorsunuz ya o masada. Nerede kalıyor? Sen hasta hangi bakıcı mı arıyorsun? Hangi süpürüyorsunuz dolabı? Hasta bakıcı mı arıyorsun kendine? Bakıcı değil. Ne arıyorsun peki? Eş. Anlayışlı eş arıyorum. O zaman yapmayacaksın kötülüklerini. Ama bir şey güveneceksin. Asla. Güveneceksin. Ya ben güveniyorum eşime. İsteyebilir evi tabii ki ister. 11'e kadar yapıyor eşim. 11'den sonra arıyorum iş yerinden. Alo canım ne yapıyorsun? Ayşe'ye, Fatma'ya kahvaltıya gidiyorum. Gidebilir. Akşam söylesene. Gidebilir. Ya güveneceksin. Ya. Eşine güveneceksin. Ben güveniyorum eşime. Onun için mi araştırıyorsun? Gelirse başımı tacı. Gelmesin. Gururlu bir kadınsa gelme Sevim Hanım. Senin lafınla gelecekse gelmesin istemiyorum. Gelmesin zaten. Ha. Kesinlikle senin gelmesin. Senin lafınla gelecekse gelmesin. Sen hasta bakıcı arıyorsun kendine. Başka bir şey değil. Yapma ya. Aynen öyle. Boş ver bu ayakları geç. Sizin gibi beylere asla güvenmiyorum. Karşınızda kötü günde hasta diyorsun bakıcı ya. Aramayacaksın. Sen eşini... Evine eş arayacaksın. Eşini, hanımefendi arayacaksın. Hasta yatağında bırakıp gittin mi? Nasıl anlamadım. Ya Muzaffer amca çok bir şey söylemiş. Siz de yani sizin çok şükür hamdolsun. Sizin gibi bir bey olsaydı bırakır giderdim. Benim gibi eşi hayatta bulamazsınız be. Sizin gibi olsaydım. Vallahi bulamazsınız. Kesinlikle. Sen boş ver ya. Muzaffer Bey o kadar mükemmel bir erkek olsaydınız Sevim Hanım yanınızda olurdu. Siz seyirci olarak gelirdiniz. Olmazsa kendisi Muzaffer bilir ablacığım. Bir şey söyleyeceğim. Bakın sakin olun. Niye şimdi Gül Hanım bunu dün izlediniz sanırım. Dün izlediniz bir kadın olarak bunu içselleştirip Sevim adına, hanım adına üzülmüş yorumunu yapıyor. Siz kavga ediyorsunuz. Var mı başka yorum? Beni buyurun. Anlamıyorlar ki ablacığım. Bir de hasta adam anlasınlar. Kırık ayakla 5 ayda ben evde tek başıma o evin temizliğini yapmaya çalışıyorum. Peki çocuklarınız yemek çalışıyorum. Bir şey söyleyeceğim. O biraz anlayışlı olun be. Muzaffer Bey çocuklarınız gelip ya da size bir yardımcı birini tutsalardı. İstemiyorum ben kimseyi. Bak buyurun. Esra Hanım öncelikle Muzaffer Bey'e biraz daha hanımlara karşı kibar konuşmasını rica ediyorum. Buyurun. Öyle B, M falan çok çirkin evet, kelimeler bunlar. Evet saygısızlık yapmayın konuklarıma. Evet saygısızlığa gerek yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Nurlar içinde yatsın eşi gerçekten onun ahı tutmuş. O ne? Tebrik ediyorum. Hanımefendi mi? Hı hı. Ahı mı tutmuş? Evet. Tutmuş olabilir mi? Tuttu. Gerçi bunu samimi soruyorum bir dakika. Gerçekten rahmetli eşinizin ahının tuttuğunu düşünüyor musunuz? Bana şu lafı söyledi. Ne dedi? Muzaffer dedi. Öyle bir kadın alasın ki ömrünün sonuna kadar seni sürüm sürüm süründürsün dedi. Gerçekten? Son defa duydum. Evet dedi. Çünkü aynısını siz Sevim kadının, Hanım yaptı sağ olsun teşekkür ederim. Siz kadının fiziksel özelliğinden dolayı o kadını eve kapatmışsınız. Ben tahmin edebiliyorum sizin ona neler çektirdiğinizi. Ama... İşte bu da size kapak olsun. Ya. Olsun olsun. Muzaffer Bey rahmetli bir saniye vereceğim. Muzaffer Bey 40 yıllık hayat arkadaşınız çocuklarınızın annesi. Onun vefatından sonra ona olan davranışlarınızdan dolayı o öldükten sonra bir süre vicdan azabı çektiniz mi? Ya rahatsız oldum fakat 3 ay ben onun yanında hastanede. Hayır öldü. Evet. Sonra insanın böyle bir vicdanı sızlar ya kendiyle muhasebe yapar. Bu çok önemli bir şeydir. Genelde bunu evet. Böyle yatağa girip tek başımıza kaldığımızda yaparız. Yani görünürde ne olursa olsun. Asıl yatağa girip sizin kendi kendinize düşündüğünüz sizi etkiler. Bu konuda bir vicdan azabınız oldu mu? Oldu.
Oldu. Ve ben öldükten sonra inşallah öyle beni bulursun ki beni süründürdüğün gibi. İşte bu şahı süründürüyor işte. Süründürür dedi. Kadın lahu tuttu. Buyurun. Ama Esra Hanım, Esra Hanım dün öyle söylemedi. Esra Hanım. Muzaffer Bey, dün eşiniz böyle yani beddua gibi değil. Eşim ben vefat edince evlen diye bana icazet verdi diyorsunuz. Söyledi. E tamam, nasıl, hangisi? Bana, eşiniz size evlen mi dedi? Eğer evlen dedi. Çocuklarım da yanında, baldızlarım da yanında. Ha, Muzaffer dedi. Ama evlen dedi. Fakat çocuklarımın evini verme. Siz amayı söylememiştiniz bak. Evlen gün, ama evleneceğin kadın seni. Kırkım çıkmadan evlen dedi. Ha? Yalnız çocuklarımın ama, evini. Evi bırak. Dünyanın en güzel kadını da olsa verme dedi. Söylediğini söyle. Evlen ama. Evet, tamamlayın. Beter ol mu dedi. Beter ol demiş size. Orada demedi. Ya. Orada demedi. Az önce daha dediniz ya. Daha önce aramızda daha önce ufak tartışmalar olunca Muzaffer dedi ben. Ha bu şey aslında önce, vasiyet gibi değil, öngörü. Önce, beddua önce etmiş kullandı hanımefendi. Allah'ım dedi sana öyle bir kadın nasip etsin ki dedi seni sürüm sürüm süründüre dedi. Yani şimdi Sevim Hanım'ın günahı ne? Nereden biliyorsunuz bu kişinin Sevim Hanım olduğunu? Belki ondan sonraki kişi olacak. Buyurun hanımefendi. Merhabalar. Muzaffer Bey kaç yaşındasınız? 65 ablacığım. Sevim Hanım kaç yaşında? 52. Şimdi bakın bu yaş grubu hanımlar, ben de kendimi dahil edeyim. Öyle para, mal, mülk falan değil, bir huzur. Yani biz bankta oturup bir simit de yiyebilir. Ama orada huzur çok önemli, mutluluk çok önemli. Kendine değer veren bir beyefendi çok önemli. Bana 200 lira verecek, bak çocuklarını harcarsın bu parayı geri getir diyemez o adam bana. Bravo. Diyemez. Buna da taktınız bak. Efendim? Dün mesela böyle bir konu da vardı. Evet, Sevim dün Hanım vardı söyledi. Ben seyrettim, atlayacaktım valla, o kadar sinirler. Nasıl atla, ya? Atla şimdi, atla 200 lira. Şimdi abla. Bak tavrına bak bir kere ya. Muzaffer olur Bey'in mu yani? Güvenlik eşliğinde çıkartacağım ben bugün. Ben Sevim Hanım'ı da dinledim dün. Sevim Hanım da gayet hanım bir hanımefendi. O da aynı düşüncelerde. Kusura bakmayın ama sizde sadece Sevim Hanım değil, birçok hanımefendi durmaz yani. Hiç bunu kusuruna nasıl bakmayın. Nasıl görüyorsunuz Muzaffer Bey'in tavrını? Ya hep bak, sürekli hastalığını ve tabii ki geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Zor bir şey. İnsan o dönem şefkat ister ama Muzaffer Bey'in bu hastalığını kullanarak Sevim Hanım'a yaklaşma tavrı var mı sizce? Bakın Muzaffer Bey bencil, yani çok özür diliyorum ama biraz da edepsiz bir beyefendi, tamam mı? Böyle yani kusura bakmayacak. Öyle kadını ikinci sınıf vatandaş yerine koyup işte onu yapamazsın, bunu edemezsin, hizmetçi gibi görecek. Al bu 200 lirayı harcamadan geri getir bilmem ne. Sağ ol bunlar ablacığım. Ama kusura bakmayacaksın. Kusura bak, o kadının da bir gururu var. O kadının da bir haysiyeti var. Ya Sevim çocuk Hanım, değiliz ki. Yani anladığım kadarıyla, bilemem tabii ki, insan değişken bir varlıktır ama temiz niyetle bu evliliğe girmiş. Başka yorumu olan var mı? Buyurun, hemen yanınızdaki hanımefendi var, buyurun. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bir tane insaflı bayan çıksın, rica ediyorum lütfen. Bir tane. Allah rızası yani için. Yani boşanmadan bir eş. Çok özür dilerim. Ne desin? O insaflı ne diyecek? Mesela bir insaflı var diyelim içeride. Ya bir de bu karşıdaki de daş değil ya. Bir insan acaba benim içimi biliyor musunuz? Nasıl bir insan olduğumu burada belki sesim yükseldi biraz ama gelip evimi gördünüz mü? Niye gelsinler? Bir göstersene ablacığım. Caner çekime gitti. Evimi de göster ya. Ne yapıyoruz bu işler? Peki birazdan görecekmişiz. İnsafsızlar konuşuyor yani bu durumda. Buyurun lütfen. Ya ben çok yorum yapamayacağım ama boşanmadan bir eş arayışına giren adam yani kendine bakıcı ve köle arıyor yani. Ben öyle yok, düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Hayır, Sevim Hanım'la boşanmadı. Bak Sevim Hanım'la boşanmadan madem gelmiyorsa birini ve bul. Ve şöyle bir şey var, kırık ayağı. Yani felçli durumda olan insanlar bile var. Hani, kafanız kırılmadı. Bak, aynen öyle. Kırılmadı diyorlar. Yani düşmez kalkmaz Allah. Siz ne kadar sevgi ve saygı eşinize gösterirseniz evet, o da sizin yani gerekirse affedersiniz altınızdan bile alır, başınıza köle eder. Ben öyle evlilik düşünüyorum. Evlilik zaten iyi ve kötü gün dediğimiz sağ ol, teşekkür şart. Ederim. Evet, ben bir senelik evliyim mesela. Hani ben bir haftalık evliydim. Ben Erzurum'a memlekete gittim. Eşim bana demedi ki niye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Ve bir haftalık evliydim. Siz mesela bayanları, erkeklerin birçok kişisi şöyle düşünüyor. Eşimiz bize sormadan komşuya gidemez, çay içemez, bunu yapamaz. Öyle bir şey yok. Saygı ve sevgi olduğu sürece herkes istediğini yapabilir. Ben hatta böyle düşünüyorum. Hatta burada şunu da duyduk. Bravo.
Mesela sabahtan akşama kadar annesiyle konuşamaz. Bak bunu da yeni duyduk burada. Her gün konuşamaz mesela anne babasıyla telefonda. Aynen. Bu gibi kısıtlamalar da var. Buyurun hanımefendi. Kayınvalideme veriyorum. Ha kayınvalide. İnsaflı mısınız, insafsız mı? Vallahi bana göre de yanlış yapıyorsunuz beyefendi. Saygının, sevginin olduğu yerde ben bütün gün hür bir şekilde geziyorum. Eşimle de çok mutluyum ama birbirimizi hiç üzmüyoruz, hiç sıkmıyoruz. Gelinimi de aldım, aynı şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Mutluluğun daim olsun ablacığım. Çok teşekkür ederim. Peki Muzaffer Bey'in evliliklerde kısıtlayıcı bir tavrı var. Buyurun. Mesela bütün kadınlar buna da takmış. Artık çağ değişiyor. Evet. Bu erkeklerin kadınlar üzerine kurmuş olduğu bu baskı. Sevim Hanım ne dedi? Beni arkadaşlarımla görüştürmüyor. Dışarı göndermiyor. Arkadaşlarımı eve çağırmama izin vermiyor. Bunlar hep aslında kişinin özgürlüğünü kısıtlıyor. Çok yanlış diyorlar bak. Buyurun. Çok yanlış. Eşimin beli ağrıyordu. Camları ben siliyordum. Güzel. Evi ben temizliyordum. O da yardım ediyordu ama sorabilirsiniz. Yalan derse beni buradan... Apar topar kov. Bak buyurun, buyurun. Yapacaksınız zaten. Hayat müşterek. Hayat müşterek. Her şey hep birlikte. Öyle olursa evlilikler devam ediyor zaten. Yürüyün be. 40 senelik evliyim. Ama bu arada 40 yıllık evlilikte kaç kere cam silmiş diye bir sorun. Ben sormayayım. Evet, soralım. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey, kaç kere cam sildiniz? Belki 100 sefer sildim. 40 yıllık evlilikte. Ha orada fazla silmedin. Orada kızlarım vardı ya hani. Ha onlar yardım ediyor ya Muzaffer Bey. Peki hadi sor Gamze. Muzaffer amca dünden beri Sevim Hanım'a olan sevginizi burada haykırıyorsunuz. Evet. Çocuklarınız Sevim Hanım'a olan aşkınızı ve sevginizi nasıl değerlendiriyor? Vallahi benim ailem pek... kıskanırlar mı? Sıcak bakmadılar. Kıskanıyorlar mı size? Evet, kıskanıyorlardı. Sıcak bakmadılar. Ben de onlara hep mesafe koydum ben kendi aileme. Dün size dediler mi bir annem için böyle aşkını, sevgini göstermedin ama Sevim Hanım için bunları yaptın dediler mi size? Ben akşam buradan çıktım, telefonu kapattım. Niye? Peki, şimdi Caner, bu arada Caner sabah Sevim Hanım'la iletişim kurmaya gitmişti. Hem onu da aktar, hem de şu anda Caner bulunduğun ev kimin evi, kim yaşıyor bu evde, sendeyiz. Evet Esra Hanım, sabah saatlerinde Sevim Hanım'la görüşmek de istedik. Hatta onunla telefonda bir görüşme sağladık ama kendisi yayınımıza çıkmayı, söz hakkını kullanmayı reddetti. Biz de Muzaffer abiyle Sevim ablanın yaşadığı eve geldik. Eve geldik ama Esra Hanım gerçekten gözlerimize inanamadık. Niye diyeceksiniz? Muzaffer amcanın gördüğünüz gibi bacağında bir sorun var, bir kırılma var. Ama o kırılma olmasına rağmen evin içi tertemiz. Yani akıl almıyor. Nasıl o ayakta bu kadar temiz olabiliyor bu ev? Gerçekten helal olsun diyorum Muzaffer amca. Bir de Muzaffer amcadan helallik istiyorum Esra Hanım. Evet. Allah seni inandırsın. Muzaffer amca beni görüyorsun değil mi? Muzaffer görüyorum amca. Caner Bey, görüyorum. Muzaffer amca. Mutfakta mısın? Senden de helallik isteyeceğim. Mutfaktayım, senden de helallik isteyeceğim. Yumurta yedim. Helal olsun, helal olsun. Bırak bir de ama içim el vermedi. Ye, helal olsun. Üç tane yumurta kırdım. Helal olsun. Ekmek, helal olsun. Ekmek birazdan alacağız sana ya. Yok yok, ben alırım akşam, sıkıntı yapma sen. Buzluk ama kıyamadım. Sen... Ben Esra Erol'un ekibi geldi, üç yumurtamı yedi dedirtmem kendime. Koy üç yumurtayı oraya. Caner Bey, mutfakta mısın? Esra Hanım, buzluk et doluydu ama yapamam şimdi, her yeri yakarım diye şeye ete girmedim. Buzluk. Yumurta kolay, bekarlığım döneminde biliyorsunuz bekarken yumurta yiyordum sürekli. Şimdi evlendiğim için tabii öyle bir sorunum da kalmadı. O yüzden sabah Allah razı olsun Muzaffer amca. Sabah haber çıkarırdım ben ya. Nereye girelim Muzaffer amca? Hangi odaya girelim? Hangi odaya girelim? Yatak odasına girer misin? Hayır, yatak odasına girilmez. Girsin. İznin var değil mi? Hayır, İzninle hayır, hayır. Caner yatak odasına girme. Ya resim, yatak odası resim orası. Vardı yok. Girsin ama Esra Hanım yatak odasındaki resmi göstereyim o zaman. Ha, resim. Tamam, o zaman resmi ben alayım göstereyim burada. Yok yok, gir orada çek Caner. Caner lütfen girer misin? Zaten bunu herhalde abi bantlamışsın. Tamam gir. Girelim o zaman. Gir, bir şey olmaz resim ya. Resim çıkmadı çünkü. Evet. Evet. Esra Hanım büyük aşk burada da var gördüğünüz gibi. Sevim abla ve Muzaffer abi. Muzaffer amca çok seviyor galiba Sevim ablayı. Hala resim burada. Evet.
Banyoya da geç Caner. Gel şöyle. Banyoyu abi hep özel yerleri istiyor Muzaffer amca. Banyoda mı fotoğraf var? Banyoda. Banyoda ama çok güzel. Ne var banyoda? Resim var. Esra Hanım gerçek. Resim mi var? Esra Hanım evet. Gerçekten tertemiz. Küçük bir resim var orada Caner Bey. İkinizin. Aynen burada da resim var. Hemen. Nerede? Görebilir miyiz kameraman arkadaş? Kim koydu bu fotoğrafları? Siz mi koydunuz hanımefendi mi? Beni o koymuştu, onu da ben koydum. Yanına, o gidenden sonra. Peki niye onu salona koymadınız? Yok, orada da devamlı girip çıkıyorum ya gözümün önünde olsun diye koydum. Ey Caner, evet. ey. Salona geç. Caner salona geç. Salona geçtim abi. Yönlendir Muzaffer abi. Senin şurada da bir... Bak şunu göstermem lazım Muzaffer amca. Hey gidi Muzaffer amcam benim be. Yok o ben değilim Caner. Sen değil misin? O kardeşim vefat etti Esra Hanım. O ben değilim. Bak orada. Olsun. Ya ama da, bilemez şimdi. O da aslan gibiymiş. Peki ben... Caner ben bir şey Esra soracağım. Esra Hanım ben şey arıyorum Caner, burada. Caner Esra soruyu soracağım. Rahmetli eşinin fotoğrafı var mı? Var. Caner. Şeyi aç, o göstereyim vitrini mi Muzaffer amca? Vitrini aç. Açma. Aç, orada Caner. Açma. Caner, vitrini aç, yan koydum oraya. Dur, ben bir tane resim biliyorum Esra Hanım. Hayır, ben dolaptaki Esra Hanım, resmini bir tane resim biliyorum, onu getireceğim. Kenar bir yerde olur diye. Yok. Dur, getiriyorum. İyi gidin ama. İyi gidin, Muzaffer amcam dedi, başka biri çıktı. Nur içinde yatsın o da, toprağı bol olsun. Ya güleceğim bile. Muzaffer amca bu resimleri resmi sökemedim duvara yapıştırdım. Orada çek Caner orada. Bir şey İlk olmaz eşinle. Orada çek. Orada izin veriyorsun değil mi? Tabii. Tamam. Caner bildiğin evi öğrenmiş. Hatta fazla durunca sahiplenmiş. Nasıl çekiyorsun Caner ya? Bu nedir? Bu eski. Rahmetli. Burası da yatak odası Esra Hanım. Bir resimde solda rahmetli. Ay nur içinde yatsın. Yani Esra Hanım boşansam da o resmi indirmeyeceğim. Heh, bu konuda tebrik ederim. İndirmeyeceğim. Sizi. Ölene kadar duracak o resim. Konuşuyor musunuz resimle? Şunları gör. Evet. Yani bazen hayat boyu ona söyleyemediklerinizi resme bakarak söylüyor musunuz? Hı hı. Akşam onu öpmeden yatmıyorum. Eski eşinizi. Resim. Bunu. İnsan bazı şeylerin değerini kaybettikten sonra evet, anlıyor değil mi? Evet aynen. Son 30 saniye. Caner sonra çok teşekkür canım. Ederim. Bulaşığı da yıka bari. Ya insan sevdiğine iyi bakmalı. Gözüne de iyi bakmalı. Kalbine de iyi bakmalı. Güzel sözcükler söylemeli. Bak sonra ölüm gibi bir gerçek olay geldikten sonra bir daha ağzınla kuş tutsun. O geri gelip ona söyleyemedikten sonra bir hikmeti yok. O yüzden sevdiklerinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.